Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Bölüm 10 Sülâsi mücerret ve sülâsi mezit fiillerden ismi fail ve ismi mef'ul kalıbını elde edebilmek. Ana konu bu. 5 alt başlıktan oluşuyor. Mukaddimetun Türkçe'de erken ortaç kavramı ile Arapçadaki ismi fail kavramı aynı şeydir. Türkçedeki edilgen ortaç kavramı ile Arapçadaki ismi mef'ul kavramı aynı şeydir. Çeşitli satırlar devam ediyor. Hepsini okuyayım ben. Fi mahalli el melabisi. Fi mahallil melabisi. Giyim mağazasında. Günlük hayatımızda Arapça 10. Buradayız. El melabis. Kıyafetler demek. Mahal, yer, konum manasına geliyor. İşte kıyafetlerin yeri yani kıyafet mağazasında. Sondaki de, da, eki, fi'den gelmektedir. Burada kerim ile satıcı yani oradaki çalışan kişi arasında çeşitli diyaloglar var. Bunları ele alacağız. Vehebe gitti. Kim? Kerimun kerim. Kimle beraber? Ma'e uhtihi. Kız kardeşiyle beraber. Uhtun kız kardeş. Uhtihi onun kız kardeşi. Yani kendi kız kardeşi. Kız kardeşinden bedel Leyla. Leyla ile birlikte ile suğbi çarşıya gitti. Kâne kerimun kerim idi. Yuridu istiyor idi. En yeşteriye satın almak kamisan bir gömlek. Ve daha ne satın almak istiyordu? Bendalun jeans. Bir de kot pantolon satın almak istiyormuş. Uhtuhu ve onun kız kardeşi de Leyla yani kız kardeşinden bedel maksat kânet idi turidu istiyordu enteşteriye satın almak fustanen bir elbise ve tenevveraten ve bir de etek. Dehale kerimun ve Leyla kerim ile Leyla girdiler ile mahallin lil melabisi giyim mağazasına girdi ikisi de. Kerimun, Kerim diyor ki merhaben, merhaba el bai'u, satıcı. Orada çalışan kişi de şöyle diyormuş. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ey hidme, hangi hizmet istersiniz? Yani size nasıl yardımcı olabilirim? Hangi hizmet istersiniz? Manalarına geliyor. Leyla diyor ki uridu, ben istiyorum en eşteriye satın almak. Fustanen li. Kendime bir elbise almak istiyorum. Fustanen bir elbiseli kendim için. Kendime bir elbise almak istiyorum. El bai'u indena bizde mevcuttur. Fesatinu bir sürü fistan. Yani bir sürü elbise var bizde. Min ahiri drazin. Son model elbiselerimiz var. Kem mekasu ki sizin makasınız kaç? Yani bedeniniz kaç diyor. Mekasu ki. Kedi. Leyla diyor ki mekasi erbaun. Mekasi benim bedenim erbauna kırktır. Mekasi erbauna. Mübteda haber. El bai'u satıcı diyor ki hel turidine ister misiniz fustanen davilen uzun bir elbise em kasiran yoksa kısa mı? Uzun bir elbise mi kısa bir elbise mi hangisini istersiniz diyor em yoksa. Leyla diyor ki uridu fustanen davilen uzun bir elbise istiyorum. El bai'u hel yu'cibu ki hadel fustanu bu elbise hoşunuza gider mi? Hel yu'cibu hel yu'cibu ki sizi hayrete düşürür mü? Sizi hayran bırakır mı? Beğenir misiniz? Hadel fustanu şu elbiseyi. Leyla diyor ki manisu hadel kumaşi ma sinfu hadel kumaşu sınıf sınıfı yani türü. Bu kumaşın türü nedir diyor. El bai'u hadel kumaş harirun. Bu bir ipektir diyor. İpek kumaş. Harir ipek manasına geliyor. Bu kumaş nedir? İpektir. Leyla diyor ki mümkünün ucerribuhu. Deneyebilir miyim? Mümkün müdür diyor. El bai'u tab'an tabi tefaddali ila gurfetil kıyasi. Tabii ki deneme kabirine buyurun. Tefavval buyurun ila gurfetil kıyas. Kıyas deneme. Gurfe kabin oda. Deneme kabinine buyurun diyor. Leyla diyor ki hel indikum tenevveratun sevda'u. Esvedu sevda'u. Hel indikum
Sizde mevcut mu tenevveratun bir etek ki sevda-u siyah. Sizde siyah etek var mıdır? El ba'i'u na'am. Evet. A'tegidu. Öyle düşünüyorum, öyle zannediyorum, öyle sanıyorum ki enne hadel makase şu beden yunasibu ki size uygundur. Tefevvali buyurun. Sanırım bu beden size uygundur, size olur. Buyurun diyor. Leyla tedhulu fi gurfetil kıyasi. Leyla girer. Nereye? Fi gurfetil kıyasi. Deneme kabinine girer. Niye? Li tekise. Denemek için. Neyi? El füstane. Fustanı. Yani elbiseyi denemek için. Ve tenevverate. Ve eteği denemek için. Kabine doğru. Kabine girer. Ve ba'de tekaik. Ba'de tekaika olacak değil mi? Dakiketun tekaik. Müntehecumu kalıp olmasından ötürü gayri munsariftir. Cer alameti fetha olacak. Ba'de dakika, dakikalar sonra, birkaç dakika sonra tehrucu hiye, Leyla çıkar minha oradan ve hiye o mübtesimetun. Mübtesim olduğu halde. Yani gülümseyerek çıkar. Burası hal cümlesi. El bay'u ma ra'yuki. Görüşünüz nedir diyor. Yani nasıl oldu? Leyla diyor ki a'cebeni el füstanu, elbiseyi beğendim. Lakin tenevverate, fakat etek lem tu'cibni, onu beğenmedim, hoşuma gitmedi. Eşteri el füstane, elbiseyi satın alıyorum. Ve etruku, ve bırakıyorum. Etun ettenurate, az da okuyamadım. Ettenurate, tennurayı bırakıyorum, yani eteği bırakıyorum. Bikem hadel füstan, bu elbise ne kadar diyor, kaç lira? El-bâ'i'u hâder fustanu bi khamsine dinaran. Bu elbise diyor 50 dinardır. Leyla, la hayır, hâdâ gâlin cidden. Olmaz, bu çok pahalı. Uridu et-tehfîz. Tehfîz yani indirim istiyorum. Uridu ene et-tehfîzda. İndirim istiyorum. El-bâ'i'u el-es'âru. Fiyatlar indena bizde leyset değildir. Ne değildir? Leyset hiye murtefiaten, yüksek değildir, pahalı değildir. Velakin fakat idfa'i enti 40 dinaran. Ama siz 40 dinar ödeyin diyerek zaten indirim yapmış oluyor. İdfa'i siz verin, ödeyin. Enti siz, tekit olmuş. 40 dinaran, 40 dinar verin. Leyla hasenen, tamam, ittefakna, şimdi anlaştık. Sıra Kerim'e geliyor. Kerimun, Kerim diyor ki ve ene ben uridu istiyorum pantalun, pantolon istiyorum, hem de jeans yani kot pantolon, remadi diyor bir tane zamanda, yani gri kot pantolon ve gamisan, bir de gömlek istiyorum. Uridu ene gamisan, vavat farkından dolayı. Kamisan, bir de gömlek istiyorum ki ezraqa, mavi. Ezregu değil mesela, değil mi? Sıfat çünkü. El bay'u tefaddal. Buyurun Kerim. Ma maqasu hadal kamisi? Bu gömlek kaç bedendir diyor. El bay'u kama maqasuhu mutawassidun. Maqasuhu, onun bedeni nedir? Mütevessidun, orta bedendir. Mübteda haber devam ediyor. Kerim diyor ki la hayır, hada bu esgaru min makasi, benim bedenimden daha küçük. Olmadı. Hel indeke makasun ekberu, daha büyük bir beden var mı diyor. El bay'u naam, evet, hada bu huvel makasul ekber, en büyük beden bu. İnnehu, o gösterdiği kıyafet, yunasibuke, size uygundur, size uyar. Kerim, ma sinfu hader kumaş, bu kumaşın türü nedir diyor. El bay'u hader kumaş kutnun, pamuktur diyor. Bu kumaş pamuktan oluşmakta. Kerim'in mümkün, mümkündür diyor. Ucerribu el bandalun. Pantolonu deneyebilir miyim? Mümkün, mümkün müdür? Ücerrib, denemek. El pantolon, pantolon denemem mümkün müdür? El bay'u taban, elbette.
Tefadvar buyurun ila gurfetil kıyası, deneme odasına, kabine doğru. Lev semahte. Lütfen, rica ederim. Mümkünse, müsaitseniz. Kerim, yedhulu girer fi gurfetil kıyası, deneme kabinine. Niye giriyor? Telefona görüşmek için. Hayır, liyakıysel pantolon, pantolonu denemek için. Ve bandete kayka, dakikalar sonra yahrucu çıkar. Hüve o Kerim, minha o kabinden çıkar. Ve hüve o mübtesimun, mübtesim yani gülümseyerek, gülümsediği halde, gülümser iken, hal cümlesi, hal cümlesi henüz işlemedik ama bilenler için ekstra bilgi, gülümseyerek çıkar. Kerim, kem semenu el pantolon vel kamiz, gömlek ve pantolonun fiyatı kaçtır, nedir diyor. El ba'a el es'aru münasibetun cidden. El-es'ar fiyatlar nedir? Münasibetun uygundur. Cidden gerçekten. El-es'ar cemi mükesser gayri akıl olduğu için müfret müennes hükmünde olması gerekir. Kendisi mübteda, bu yüzden habire de müfret ve müennes geliyor, görüyorsunuz. Cidden gerçekten de fiyatlar münasip, uygun. El-pantalon bi-semanine dinara. Pantolon 30 dinardır. Vel-kamisu gömlek ise bi-işirine 20, fakat yalnızca. Biri 20, biri de 30, toplasan 50 tane dinar lazımmış. Kerim hasenen. İyi, güzel, hoş. Ne'huzu alıyoruz el füstane. Ne'huzu nahnu fail olur. Bu yüzden el füstane meful bihtir. Elbiseyi alıyoruz el pantalone. Pantolonu da alıyoruz el kamisa. Gömleği de alıyoruz ve hada. Bu da nedir? Tis'une 90 dinaran. 90 dinardır. El bai'un şükran. Teşekkür ederim diyor. Dikkat dikkat. Ey hidme çevirisini, yani lokantada, otel, mağaza gibi müşteri karşılayan görevliler genelde bu cümleyi kullanır ve ne arzu edersiniz, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim gibi çevirmek mümkündür. Fasih Arapçada hel minel mümkün, mümkün müdür? Hel mümkün nokta nokta, artık gerisine ne gelirse yani. Aslında böyle kullanır ama bunun yerine günümüz Arapları mümkün diyerek bu kadar şey ifade ediyorlar. Cümleyi fazla uzatmaktan kaçınıyorlar. Bununla birlikte bir ayrıntı var burada. Mümkün ahuduhu nokta nokta, yani noktadan sonra ne getirirsen artık. Son hece alçalan bir tonla söylenirse onu alabilirim. Mümkün yapabilmek, ebilmek, abilmek, mümkün olmak. Eğer aynı cümleyi son hece yükselen bir tonla söylenirse onu alabilir miyim? Soru olur. Türkçede bu var zaten. Mümkün ahuduhu dersen alabilir miyim olur. Mümkün ahudu, yani olabilir manasına geliyor. Demek onu alabilirim, alabilir miyim neye bağlı? Sonuncu kelime olan ahud kelimesinde sesini yükseltip yükseltmemene bağlıdır. Türkçede de bu vardır. Yani Türkçede de ses yükselterek soru eki, mı, mi, mu kullanmadan soru sorabilmek Türkçemizde de mümkün olan bir şey. Yani telefon dediğinde elindeki bir telefonu kastedersin ama telefon dediğinde adeta karşındakine telefon nerede demiş olursun. Türkçede var. Mümkün edhep son hece alçalan tonla söylenirse gidebilirim. Mümkün edhep, gitmem mümkündür, gidebilirim. Mümkün edhep, gidebilir miyim şeklinde adeta bir izin cümlesi oluyor. Burada rakamları, sayıları görüyoruz. Aşara 10 demektir. Burada da bu şekilde yazılır. Yani diyebiliriz ki aşara adeta bir 10 var. Bir de ne var? Şu şekilde 10 yazmak var değil mi? Mesela 20'yi böyle yazabilirsin. 20'yi böyle de yazabilirsin. Birisi rakam ile, birisi yazı ile yazılmış. Aynısı burada var. Buradaki aşara, işrune, selasun aşağı doğru devam ettiğimizde her birinin neyle yazıldığını görüyoruz. Harfleriyle, işte ayn harfi, şin harfi, ra harfi, harfleriyle yazılış. Sol tarafta Türkçe'yi görüyorsun. 10, 20, 30, 40 gidiyor. Hemen bir slash, eğik çizgi. Onun da sol tarafında işte Arapça rakamlar ile bu sayıların yazılışı. Aşara 10 demek manası burada var zaten, görüyorsun. İşrune, selasun Türkçesi burada. Slash'ın sol tarafında da Arapça olarak rakamla yazarsan nasıl yazılır? İşte 50 demek mesela, 80 demek, 100 demek, nokta, 0 manasına geliyor. 1, yanına nokta koydun, 0 yani, 10 yaptı. İşte 4'tür, bir nokta koymuş, 40 oldu, o şekilde gidiyor.
Aşara 10, işrune, selasune, erbaune, hamsune, sittune, seb'une, semanune, tis'une, ma'et değil ama mi'etun, mi'etun. Orada elif var, uzatalım, yok uzatmayalım. Mi'etun şeklinde okunur. Bir de onu daha önce görmüştük diyor. Şimdi de çeşitli sayıları gördük. Fark edeceğiniz üzere 20'den 100'e kadar olan 10'un katı sayılar düzenli eril çoğul yapısındadır. Değil mi? Yani cemi müzekker salim dediğimiz kalıpta 20'den itibaren. Yani şiruna vavla yazılmış. Selasuna vav. Erba'un ne gibi bunlar? Katibune, fatihune gibi değil mi? Cemi müzekker salim. Vavla yazılmış. Bunlar ya ile de yazılabilir. Vav sil ya yaz. İşrune ne olur? İşrine, selasune, selasine. Vav'ı silip ya getirirsen bir önceki harfi de esre vermen gerekir. Erbe'une, erbe'ine. Seb'une, seb'ine. Bu durum 100 için geçerli değil ama. 10 için de geçerli değil. Onların arasındakiler için geçerli. Ne diyor? Verilen diyalogta geçen ismi fail, isim ve fulleri bulunuz. Altını çiziniz. Bunları bir sonraki toparlama videomuzda, yani son 5 üniteyi özetleyen videomuzda değineceğiz diyelim ve devam edelim. Buralara da geçtim. Dil bilgisi başlıyor. İsmi fail, ismi mef'ul. İsmi fail nedir? İsmi failde çeşitli kalıplar var. İşte fail kalıbına kelimeyi getirdiğinde ismi fail olur. İsmi fail fiilden türeyen ve işi yapanı gösteren kelimedir. Sülasi mücerred fiillerde fiilin fail formuna uyarlanmasıyla elde edilir. Form, kalıp, şekil, harf, hareket, sükun yani. Harf, hareket, sükun. Hangi harf alacak? İlk harf ile ikinci harf arasına elif gelecek. İlk harf fethalı olacak. Sonuncu harfin harekesi değişken başına harfi cer getirirsen ötürü olmaz da esri olur. O yüzden sonuncu harfin harekesini hiç önemseme. Ama hemen sağındaki harfin harekesini çok önemse. Bu sülasi mücerretlerde, sülasi mücerret diyor görüyorsun, sabittir. Sonuncu harfin bir sağ daima esre olur. Yapı böyle de bir de mana kısmı var. İşte ne diyorum? Mastar köküne en, an, er, ar, cici, men, man gibi manalar katmaktadır. Örneğin ketebe yazdı. Fiilini fail ismi kalıp ismi fail kalıbına aktarırsan ne olur? Katip şeklinde yazmış olursun. Bu sözcüğü de yaz, an, yaz, man, yaz, ar, yaz, ıcı. Bu kadar uzatacağına şunu söyleyeyim ben. Yani edici, eden şeklinde olur. Edici, eden. Alime, bildi. Alim, bilici, bilen. Bilici, bilen. Bilgin ya, bilmişin yapan kişi. Şa'ara, hissetti. Şair, hissedici, hisseden. Fetaha, açtı. Fatih, açıcı, açan. Sekene, oturdu. Sakin, oturan. Hakeme, hakim, hükmeden, hükmedici, hükmeden şeklinde manalara gelir. Mana ile ilgili bu yani edici, eden şeklinde mana eklersin. Kitap farklı bir şekilde anlattı. Ben farklı bir şekilde anlattım manayı. Kolayınıza geleni aklınıza tutmaya çalışın arkadaşlar. Bu yapının sonuna dişil t'si ta'ul merbuta getirmek suretiyle sözcüğün dişil için kullanım formu elde edilmiş olur. Yukarıda alimun vardı. Şimdi alime tun. Şairun vardı. Şaira tun. Hakimun. Hakime tun. Tabi burada baktığında mesela hakimun mim zammeliydi. Burada baktığında mimde fetha var. Hocam ne oldu? Bu merfuluk alametleri. Mesela burada ötre oluyor. Temin oluyor. Bu sonuncu harfe mahsus olması gerekir. Burada sonuncu harf mim olduğu için kendisinde vardı. Burada sonuncu harf mim değil t'dir. O yüzden çift ötre sonuncu harf olan t'ye aktarıldı. Bir öncesi fethalandı. Aynısı şair için geçerli, alim için geçerli ve yaklaşık 5-6 tuan fiil için de geçerli. Kale söyledi, kailun söyleyici, söyleyen. Name uyudu, naim uyuyucu, uyuyan. Ba'a ba'i satıcı, satan. Ca'a, ca'i'i, aç, olucu, aç olan, aç yani. Sami, oruç tuttu, saim, oruç tutucu, oruç tutan, yani oruçlu kişi.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. Fail kalıbına gelmiş. Qai kelimesini görmekteyiz. İsmi fail Kur'an'daki geçişine bir örnek verilmiş. Önemli bir konu mu? Önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü yani Kur'an'da okusan, hadiste okusan, bunların dışında fıkıhta okusan, tefsirde okusan, ne okursan oku, sık sık karşılaşılacak bir kelime yapısı. Burada uçuk bir konu, işte yılda bir kere karşılaşılacak bir kelime verilmedi. Baqin, bu neyin örneği? İşte şurada bir şöyle bir durum var. Son harf illetli olan nakıs veya lefif olsun. Fiiller fail kalıbına uyarlandıklarında türeyen kelime belirsiz kullanıldığında merfu mecrur durumunda sondaki illetli harf düşer ve aynen fiil çift esre ile hareketlenir. Belirli olarak kullanıldığında veya mensup durumda illetli harf ortaya çıkar ve aslı ister vav ister ya olsun hep ye olarak görünür. Şimdi diyor ki rama fiili. Rama attı demektir. Rama yer mi? Ramyun, ramin. Sonundaki harf nereye gitti? Gitti. Neden? Sonuncu harf illetli harf olduğuna ne diyor burada? Son harfi illetli olan ister nakıs olsun, nakısın da son harfi illetli veya lefif olsun onun da sonu illetli. Veka gibi mesela. Fiilleri diyor fail kalıbına aldığında ne olur? Merfu mecrur durumunda sondaki illet harfi düşer. Rama sonda bir elif vardı. İsim fail ramin geldi ama bak elif yazılmıyor. Neden? Merfu mecrurunda böyle. Merfu ne zaman olur kelime? Başında onu nasbeden bir şey yoksa, cerreden bir şey yoksa kelime standart yazılışı zaten merfudur. Mecrur ne zaman olur? Başına harfi cer gelir veya muzaf gelir veya atıf yoluyla, bedel yoluyla. Yani tabiyet diye bir şey var. Onlar yoluyla da yine mecrur olabilir. Böyle bir şey yoksa mecrur da olmaz. Standart direkt merfu olur. Demek ki merfu ve mecrur durumunda sondaki illet harfi yazılmaz. Rama'dan ramin gelir. Elif yok. Beka'dan elif yok. Bakin. Ortadaki harf aynen fiiliyle kelime bitiyor. Rava, vav ile bitiyor. Ravin. Gaba, dat ile bitiyor. Gadin. Böyle bir durum var diyor. Ancak kelime mensup olduğunda sonuncu harf bu defa ortaya çıkar. Böyle bir durum da var. İşte rama, ramin, mensup hali ramiyen, ya ile yazıldı. Belirli hali el rami. Belirli derken kelimenin başına elif lam ilave edilmesi demektir. Rama mazi halidir. Ramin ismi fail. İsmi faili görüyorsun maziden elde ettiğini düşün. Sonuncu harf olan elifi kendisinde göremiyoruz. Ancak kendisine elif lam takılırsa bu durumda sonuncu harf olan elifi ya'yı görebilirsin. Veya mensup haldeyken sonuncu harfini görebilirsin. Demek ki iki durumda görünür sonuncu harf. Ya elif lam takıldığında ya da mensup yazıldığında. İki durumda görülmez. Merfu ve mecrurda. İki durumda görünür. Elif lamlı ve mensup olduğunda. Bu aklımızda tutalım. İki durumda sonuncu harf gözükür. İki durumda sonuncu harf gözükmez. Nahl suresi 96'ya baktığımızda Ma indikum yenfezu ve ma indallahi baq. Baq kelimesini gördüm. Az önce verilen bilgiyi bilmesen, manasını da bilmiyorsun düşün. Sözlükten bulmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Ba'yı bul, elifi bul, kafı bul şeklinde mi gideceksin? Gidersen bulamazsın. Bunun ismi fail olduğunu fark edip elifin ismi fail olduğu için eklendiğini ve elifin çıkartılması gerektiğini bilmen gerekir. Ba ile kafı yan yana bulacaksın. Ardından ne gelecek işte? Ardından gelecek harfi bilmesen bile sözlüğü karıştıra karıştıra bulmaya gayret edeceğiz. Sıra ismi meful'e geldi. İsmi failde ne varmış demek ki? İsmi fail nasıl oluyor arkadaşlar? Fail kalıbına kelimeyi alırsan ismi faili elde edersin. İsmi fail fail kalıbındadır yani. Kolay aslında ezberlemesi. İsmi fail, fail kalıbındadır. Ne demek? İlk harf feta, ikinci harf hareketsiz ve eliftir, durur. Elif standart. Üçüncü harf daima estre, dördüncü harf değişken. Başındaki etkiye göre değişir. Fail, katip, fatih. Bunlar alt alta yazarsın örnekleriyle beraber. Kendin incelersen ne gibi benzerlik, ne gibi farklılıklar var. İşte ilk harf feta,
İlk harf feta. İkinci harf elif. İkinci harf elif. Üçüncü harf esre. Üçüncü harf esre. Harf olarak sadece ikinci harfin elif olması standart. Harfler değişir. Kelimeye göre değişir. Sağdaki harf kef olur, ra olur, z olur. Değişir de değişir. Soldaki de değişir. Standart harf eliftir. İlk harf ile ikinci harf arasında elif standart olarak eklenir. Harekeler de standart ama sonuncu harfin harekesi değişken dedik. Müennes olarak elde etmek istersen sonuna kapalı bir t ekliyoruz. Ve sonuncu harfteki harekeyi artık sonuncu harf bu olduğuna göre bunun alması gerekir. Zammeyi, esreyi artık buna vereceksin. Şeklinde bir durum olduğunu gördük. Tabi daha onun çekimi var yani. Burada bir tane iki tanesini verdi. Nasıl ki ketebe, keteba, ketebu diye çekim yapıyorsan ismin failin de o şekilde çekimi vardır. İsim mef'ul de sülase mücerretlerden ismi mef'ul, mef'ul kalıbındadır. Mef'ul uzatma var, metarf var. Demek ki isim mef'ul ne kalıbında? Mef'ul kalıbında. Akılda kalabilir yani. Mef'ul kalıbında demek ne demek peki hocam? İlk harf fethalı mim olacak demek. Mim standart. Hangi kalıptan getirirsen getir. İster ketebe ister fetha fark etmez. Bu harf daima olacak fethayla. Ardından gelen harf değişir kelimeye göre ve cizimli olacak. Üçüncü harf zammeli, ötreli yani. Dördüncü harf daima vav olacak, hareketsiz. Sonuncu harf de hareketsiz. Başındaki etkene harfi cer mi var, ne var ona göre değişebilir. Mana nasıl doluyormuş? En, an, miş, muş şeklinde ekleniyor. Mesela ketebe mazi fiili yazdı demek iken meful kalıbına aktardığında bunu, yani isim meful yaptığında mektubun halini alır. Ne eklendi? Başa mim eklendi. Sonuncu harfin bir sağına vav eklendi. İlave harfler bunlar. Harekeler, sükunlar ne oldu? Ona da dikkat edelim. Mana yazılan, yazılmış, yazılı manalarına gelir. Burada yine ilave bilgiler verilmiş. Şimdi çeşitli örnekleri göreceğiz. Alime bildi, ma'lum, bilinen demektir. Ma'lumun, alime ile ma'lumun benzerlikler ne? Başa mim, sonuncu harfin bir sağına vav eklendi. İşte hareket sükuna da dikkat edelim. Hazene, hüzün verdi demek iken. Mahzunun, hüzünlenmiş, hüzünlü kendisi. Fetaha açtı, meftuh açılmış. Galebe yendi, mağlup yenildi. Hakeme hükmetti, mahkum hükmedildi, hükümlü. Ben fakülteye gidiyorum veya giderim. Ene ezhebu ilel külliyeti. Ene ben zahibun. Yine gidiyorum ileri külliyeti fakülteye. Mana çok değişiyor mu? Hiç değişmiyor. Burada ezhebu muzari, burada zahibun ismi faildir. Fail kalıbında çünkü. Bunların da çekimler olduğunu söyledik ve şimdi çekimini veriyor. İsmi failin geliyor çekimi. Zehebe kökünden zahibun. Zahibani zahibune, zahibetun, zahibetane, zahibatun diye çekim olduğunu görmekteyiz. Merfu çekimi, mensup çekimi ve mecrur çekimi var. Merfu'da iki sütun var görüyorsun. Nedir bu? Zahibun, zahibani, zahibune, zahibetun, zahibetane, zahibatun. Mensup ve mecruru ayrı ayrı vermene gerek var mıydı? Ey kitap, bence yoktu. İlk defa karşılaştığınızdan vermişler. Merfu sonuncu harfin ötre alması demek. Bu standart. Müfretlerde böyle. Tesnilerde elifle yazılması gerekir. Cemilerde müzekkerse vav ile, cemi müennes ise zaten elif ve ta ile yazılacak. Ta açık. Mensuba baktığında müfretler fethalı, tesniyeler ya ile yazılır. Zaten ismin tesniyesinin nasb alameti böyledir. Hatta cer alameti de böyle görüyorsunuz. Mecrurdur. Cer alameti olarak ne var? Nun-u sağında y var. Nasbında da cerrinde de. Peki mensuba devam edelim. Müzekkerlere geldiğinde zahibine, yani cemi müzekker salim zahibuna vav ile ya ile de nasbı oluyor. Zahibine. Zahibatin cemi müennes salim olduğu için esre ile nasb olacak. Fetha ile değil. Yani burada ne var? Tesniyenin irabını biliyorsan, cemi müzekker salimin irabını, cemi müennes salimin irabını biliyorsan, bir de müfretlerin irabını biliyorsan burada hiçbir şey yok. Direkt geçebilirsin. Müfretin raf hali, zamme, nasbı, fetha, cerri, esre iledir. Bu ismi fail olsun, ismi meful olsun fark etmez. Müfret ise bu. Testen irabı elif ile merfu, ya ile mensup, ya ile mecrur olur. Cem müzekker salim vav ile merfu, ya ile
mensup ve mecrur olmakta. Cimine salim zamme ile, yani ötre ile merfu, estre ile mensup, estre ile mecrur. Nasbı da cerri de aynı harekeyle olmaktaydı. Bunu zaten daha önceden görmüştük. Ra'd suresi 9, Hud 45. Buralarda bir bakın demiş. Ra'd 9, Hud 45'e bakıyoruz. Alimul gaybi ve şehadeti el kebiru el muteal. Alimeden alim ismi fail olur. Alimul gaybi, gaybı bilen ve şehadeti ve görünür alemi, gayb alemini bilendir. El kebiru kebirdir, el muteal muteal'dir. Burada kaç tane ismi fail var? Bir tane. O da nedir? Alim. İşlediğimiz kalıpta bu geçiyor. Ve nada, nida etti, seslendi Nuh'un, Nuh kime? Rabbehu mefulü bih. Fekale Rabbi inne min ehli ve inne va'deke el hakku ve ente ahkamu el hakimine. El hakimine isim fail, cemi müzekker salimdir, cer halindedir, ahkam muzaf, el hakimine ya ile mecrurdur. Hakimune hakimine, cemi müzekker salimin irabı neydi? Ya ile cer olmaktaydı. Kendisi ismi failin cemisi olmaktadır. Demek ki yukarıda müfret, aşağıda cemi olarak karşımıza çıktı. Devam edelim. Sülasi mezit fiillerden bir de ismi fail, isimli ful konusu var. Demek ki az önce sülasi mücerretten ismi fail ve ismi mef'ulü gördük. Şimdi sülasi mezitten bunu göreceğiz. Sülasi mücerrette fail kalıbını alarak bunu yapıyorduk. Çekimi vardı. Ama çekim olsa da yine de o kalıptaydı yani. Fa'ilune cemi müzekker salim olsa bile aslını yitirmiyor. Sonuna vavnun ekleniyordu. Cemi müennes salimlere benzer durum vardı. Şimdi sülasi mezide geldiğimizde mezit fiillerde ismi fail ve ismi meful yapıları sülasi mücerret fiillerden elde edilenlerden nedir? Farklıdır. Aynı yöntem değil, aynı kalıp değil. Mezit fiiller bir harf ziyadeli, iki harf ziyadeli ve üç harf ziyadeli olmak üzere çeşitlilik gösterdiklerinden bunların tümü için tek bir kalıp veremiyoruz. Bunun yerine bütün sülasi mezit fiillerden şu yolu izleyerek ismi fail ve ismi meful kendinizle yapabilirsiniz. Bu yöntem nedir? Örneğin alleme yuallimu ta'lim, yani tef'il babından bir adet mazi fiil verildi. Mazi fiili biliyorsun, alleme şeklinde verildi. Muzarisi yuallimu, yani nedir bu? Üç harfe bir harf ilave ederek elde edilmiş bir mazi fiil değil mi? Alime, alleme, anen fiili şeddelenmek suretiyle kendisine bir harf ek almış bir mazi, bir sülasi mücerret idi. Artık sülasi mezit oldu. Ne yapalım? Muzarisini ele alıyorsun. Yuallimu. Muzarat harfi atılıyor. Muzarat harfi ilk harf oluyor. Yuallimu'dan ya'yı attın. Atılıp yerine ötre ile harekeli bir mim getireceksin. Şuradaki ya'yı sil, yerine mim yaz. Aslında şu demek. Yani hareketsiz olarak ya'yı silersen, hareketsiz bir mim yazarsan burada öte zaten vardı yani. Öyle de diyebilirsin. Veya ya ile harekesini beraber sil, harekeli, ötreli bir mim koy. İkisi de aynı kapıya çıkar. Koyduğunda ne olur? Muallimu olur değil mi? Yani şurada olduğu gibi muallimu. Yani ya'yı silip mim yazdık. Sonradan bir önceki harfin harekesi ismi failde kestire, ismi mef'ulde feta yapılır. Son harften bir öncesi. Son harf burada mim. Bir öncesinde lam. İsmi fail yapacaksan esreli olsun. Zaten esre. İsmi meful yapacaksan bunu fethala yani. Olay bu sadece. Fiilimiz artık isimleştiği için sonu tenvin de alacaktır yani. Muallimu değil de muallimun olacak. Muallimen, muallimin cümledeki durumuna bağlı olarak sonuncu harfin hareketinin değiştiğini zaten ifade etmiştik. Muallimun tenvin yaptın, isim fail oldu. Muallimun yine tenvin ama bir öncesi yani. Burada dikkat edilecek şey nedir? Son harfin bir sağı. Esre ise ismi fail, fetha ise isim meful oluyor. Bunun altını çizelim. Şu örnekleri unutmayalım. Muallimun ismi fail, muallemun ismi mefuldür. Fark ne? Sonuncu harfin bir sağı. Burada lam gelmiş. Yani herhangi bir harf olabilir. Önemli değil. Fetha ise isim meful. Nerede fetha ise? Sonuncu harfin bir sağı. Fetha ise isim meful. Esre ise ismi fail oluyor. Ersele.
İfal babı değil mi? Ersele, yursilu, irsal. Yursilu, evet. Şimdi bizim yapılmasını anlatacak burada. Ersele mazi, muzarisi yursilu. Ne yapıyorsun? Muzar tarafını silmen lazım. Sildim, geriye ne kalır? Şöyle bir şey kalır. Başka ne yapacaksın? Ötreli bir mim ekleyeceksin. Ekledim. Morsilu oldu esasen. Sonuncak ötreydi. Bu artık bir isim olduğundan içi ötre yapıyorsun. Tek ötreydi. Bir ötre daha koydun. İçi ötre oldu. Temvin oldu. Morsilun oldu. İsmi fail. Sonuncu harfin bir sağı sin. Fethalarsan, murselun yaparsan ismi mef'ul olur. Mursel. Türkçemizde de bir insan adı yani. Kaddeme yukaddimu. Demek ki muzariden yapıyorsun. Yukaddimu ele al. Muzar tarifi yayı olduğu gibi sil. Gelene kalır. Kaddimu kalır. Yerine ne ekle? Zammeli bir mim ekle. Mukaddimu. Sen temin yap. Mukaddimun isim fail. İsim müful yapabilmek için dalı şeddere. Mukaddemun. Çıkaracaksın. Diyor ki aşağıdaki şıklardan hangisinde isim müful vardır? Çıkabilecek bir soru tarzı. Şahede yuşahidu yayı sil. Müşahidu olur. Teminle müşahidun. Bir öncesi esir olduğu için isim fail. Fetha olduğu için müşahedun isim mefut. Görüyorsunuz seyirci, gözleyen, seyirci, seyreden. Burada ise görülen, izlenen şey. Mana değişiyor. Bir tane daha bakalım. Tefekkara. Yetefekkara. Muzari ile alacaksın. Burada ya muzara tarifi. Siltene te bab alameti. Şurada mazide de var zaten. Bab alameti. Yetefekkeru. Ya'yı sil. Geriye ne kalır o zaman? Tefekkeru kalır. Mu ekle. Mutefekkeru olur. Son onu tek ötreydi. Çift ötre yap. Mutefekkerun. Mutefekkirun. Kefe eserlersen ismi fail. Fetararsan ismi mef'ulu elde edersin. Sıra ista'mele. Alt harften oluşan mazi fiil. Yesta'milu ya'yı sil. Ne olur? Şöyle yazılır. Ötreli mim ekle. Müsta'milun. Sonuncu harfi de teminledik. Müsta'melun. İsmi mef'ul. Müsta'mel. Ma'yı müsta'mel. Duymuşsunuzdur. İstema'a yestemiyor. Özellikle bunlar ard arda veriyor. Burada elif sinta zayit idi ama istema'da elif sinta istedersen ma'a kalır. Ma'a diye kelime var ama fiil yok. Ma'a zarftır. Devamında arselet şirketü diye bir cümle yazıldığını görüyoruz. Likullil müşterikine. El müşterikine ismi fail cemi müzekkerdir. Cem müzekker salimdir. Li haficel kulli mecuru kulli muzaf. El müsteşrikine müşterikine. Müsteşrik değil müşterikin. Onun muzafın ileyhi olur. Müşterikin cer halinde alamet olarak cer alameti olarak ya almıştır. Ketebtu isme el mürsili. El mürsil ismi ne olur? İsmi fail olur. El mürsili ismi mef'ul olur görüyorsunuz. Sonuncu harfin bir sağı fetha. Geçtik. Devamında Kur'an-ı Kerim Fatır 6, Duhan ise 14'de bakın demiş. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvven. İnnemâ yed'û hizbehu likûnû min ashâb sa'îr. Sa'îr. Ashâb likûnû hizbe. İnnemâ adûvun ittehidû. Tekrar bakalım. İnne ismini nasb haberin rafidin edatlardan. Eşşeydâne ismi fail değil, ismi meful değildir. Lekûm ismi fail, ismi meful değil. Adûvun. Yine ismi fail, ismi meful değil. Fe ittehidu, ittehid, ittehada. Yani ismi varsa emri hazırdır. Hu zamir, aduven. İsmi fail, ismi meful değil. İnnemâ da değil. Da'a yed'u değil. Hizbun. İsmi fail veya ismi meful değil. Li yekunu değil. Min değil. Eshab zaten cimi mükesser bir kelime. İsmi fail veya ismi meful değildir. Sa'ir. Bu da ismi fail veya ismi meful değildir. Sa'ir kalıbında hani fa'il vezninde ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe, mübalağalı ismi fail gibi çeşitli kelimeler var. Ama bizim konumuzla ilgili midir? Değildir. Dolayısıyla bu ayetin verilmesi yerinde olmuş mudur? Değildir. Yani konuya burada bu ayeti örnek vermek bence bir hatadır.
ayet numarası veya sure numarası hata ile yazılmış olabilir. Diğere bakalım. Sümme tevellev anhu ve kalu muallemun. Burası muallimun, muallemun. İsim meful. Mecnunun, mensurun. İsim meful. Bu ikisi de isim meful'a örnek olabilir. Sümme sonra tevellev anhu ve kalu muallemun, mecnunun. İkisi de isim meful'dür. Arapçada harfi cer ile kullanılan bazı fiiller. Ba'du ef'ali el-müstameleti. El-müstamele ismi fail mi, ismi meful mu? Sonuncu harfin bir sağ feth hocam. Aa, olmadı. El-müstamele el-müstamile olur. Yani burada mimi baz alman gerekir. Lamı değil. T çünkü sonradan ilave edilmiş. Bu bir isim mefuldür. Mimi fethasından bunu anlarsın. Ma'i hurufil cerri. Harfi cerrele beraber. İstema'a ila istema'a li. İ dinlemek. İki şekilde olabilirmiş. İstema'a istema'a. Hangi harfi cerrele kullanılıyor bu fiil? İla ve li harfi cerreleriyle. Li'ye lam adı verilir yani. Lam harfi cerri ile. Hel testema'a ila musiki. Müzik dinler misin? Nah, evet, istemiyorum. Ben dinliyorum. İşte bu fiilden sonra diyor ila getireceksin veya li getireceksin. Bundan sonra başka bir harf cer değil. El musiki fi evkati feragi. Boş vakitlerimde müzik dinlerim diyor. İstema'u, dinleyin ileyye beni, ceyiden iyice. Ya şebab, ey gençler, beni iyi dinleyin, bana kulak verin. La uhibbu. Klasik müzik dinlemeyi sevmiyorum. En estemi'a ilel musiki el klasikiye. Klasik müzik sıfat mevsuf. Klasik müzik dinlemeyi sevmem. Sevmiyorum. Estemi'a ila. Peki ethera ala ethera fi. İki harfi cer gelir. Etkilemek manasına geliyor. هل تعرف كيف يؤثر الإنسان على البيئة؟ على البيئة. İnsanın çevreyi nasıl etkilediğini biliyor musun? هل تعرف أنت؟ Sen biliyor musun? كيف nasıl يؤثر الإنسان؟ İnsan etkiliyor, tesir ediyor. على البيئة çevreye. Son olaylar babamın psikolojisini etkiledi. Etherat etkiledi. El-ehdâsu el-ehîratu. Son olaylar etkiledi. Fî nefsiyeti validi. Babamın psikolojisini. Nefsiye, psikoloji. Devamında soğuk hava beni etkilemiyor. El-cevvu el-bâridu. El-cevvu hava. Öyle hava ki el-bâridu. Soğuk hava. Sıfat mensuf. La yu'essiru etkilemiyor. Hüve o hava. Aleyye beni etkilemiyor. Hava kirliliği sağlığı olumsuz etkiliyor. Televvüsül cevvi hava kirliliği yüessiru etkiler etkiliyor. Ale sıhhati selbiyen. Ale sıhhati sağlığı etkiliyor. Selbiyen olumsuz. Hel yüessiru şurubul kahveti ale nevmi. Kahve içmek uykuyu etkiliyor mu? Na. Ragibe fi iyi istemek. أنا لا أرغب في الزواج. Evlenmek istemiyorum. أنا ben لا أرغب في. أرغب'dan sonra في gelecek demek istiyor. أرغب mazi muzarisi olur, başka bir şey olur. Hepsi için geçerli. O çalışmak istiyor. Hüve o يرغب istiyor في العمل işte. Çalışmak istiyor. İstemek manasına geliyor أرغب. Başına لا gelirse istememek olur. Ardından fiil geldiğine dikkat ediyoruz. Ergabu fi seferi iler biladel arabiyeti. Arap ülkelerine gitmek istiyorum. Bu defa ne oldu? Gitmek oldu. Çünkü fi ile kullanıldı. Bu defa ergabu ben istiyorum fi seferi gitmek. Yolculuk istiyorum. İler biladel arabiyeti. Arap ülkelerine. İştaka ila iştaka li. İyi özlemek. Okul günlerini özlüyorum. Ene ben iştaku özlüyorum. İla eyyamil medreseti. Okul günlerini. Hel teştaku ila suratike. Aileni özlüyor musun? Teştaku ente. İştaktu ileyke kesiran. Ya abi babacığım seni çok özledim. Kesiran çok. İştaktu ila yani. Behefe an. İyi aramak.
Ebhathu an amelin münasibin. Uygun bir iş arıyorum. Ebhasu, ben arıyorum. An amelin, bir iş ki münasibin, uygun. Bir saattir seni arıyorum. Neredeydin? Ebhasu, ben arıyorum. Anke, seni munzu saatin, bir saatten beri seni arıyorum. Eyne, nerede künte idin? İbhaz, bu bilgi internet ara diyor. İbhaz, ara. An hadil ma'lumeti, şu bilgiyi. Fil internet. Hasala ala, i elde etmek, almak. Keyfe ahsulu ala rakami cevvalil doktor. Doktorun cep numarasını nasıl elde edebilirim, alabilirim? Keyfe, nasıl? Ahsulu, alırım, elde ederim. Ala rakami cevvalil doktor. Doktorun cep telefon numarasını. Hasala ala. حصل على الدعم المادي من البلدية. Belediyeden maddi destek aldı. حصل, aldı kim? Hüve, o Ali. على الدعم المادي, maddi destek. Nereden aldı? من البلدية. حصلت على شهادة الجامعة من الأزهر. Ezher'den üniversite diploması aldım. على geliyor ama dikkat. Tekevvene min. Yani şöyle bir şey olacak muhtemelen. Diyecek ki soruda tekevvene nokta nokta nokta. Cümle devam ediyor. Sonra diğer kelimeler de var. İlgili yere hangi harfler gelir? Min mi, ala mı, fi mi vesaire. Min'i seçeceksin. Hasala nokta nokta. Cümle devam ediyor sonra. Ne yapacaksın? Ala'yı seçeceksin. Ya ne demek istiyorum? Hangi fiil ile hangi harfi cerrin kullanıldığına burada dikkat edip ezberleyin. Önemli mi? Çok önemli. Yani ilitamda okusanız yine bu tür sorular, bu tür konular, dersler karşınıza çıkar. İlitamı geçseniz, daha üste çıksanız yine karşınıza çıkacaktır. Tabi videonun çekildiği günlerde ilitam işte sınavı, yani DGS devam etsin mi etmesin, bu tür tartışmalar da mevcut. هَذِهِ الْجَامِعَةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ 20 كُلِّيَّتٍ. تَتَكَوَّنُ مِنْ. وجبة الإفطار تتكون من. تكونت لجنة الامتحان من. ودوام يدور. تمام نكمل من. بيتي يتكون من غرفتين وقاعة ومطبخ وحمام. Evim iki oda, bir salon, bir mutfak ve bir banyodan oluşuyor. يتكون من, dan oluşuyor. İhtemme bi, ile ilgilenmek, bakmak, önem vermek, dert etmek. Ene ehtemmu bi sıhhati şa'ri, saçımın sağlığına önem veriyorum. Ene, ben ehtemmu, önem veriyorum, bi sıhhati şa'ri, saçımın sağlığına. Tehtemmu lümmahatu, ardından bi, bi sıhhati, bi. La tehtemmi enti ya uhti fe ene ahudu validena ile müsteşfa halen, diye devam etmiş. Bir harfi cer ile kullanılan fiil, nesnesini ancak o harfi cer ile alabilen fiil demektir. Bu tür fiillerin mazi, muzar, emir yapılar, yanı sıra mastar, isim, faal, isim, meful formlarının da harfi cer ile birlikte kullanıldığını unutmayınız. Ne demek istedi? Sadece fiil, yani mazi fiil değil, muzaresi, mastar, emri hazır vesaire, ismi faal, ismi meful de yine harfi cerler ile kullanılmaktadır diyor. Ene mühtemmun bil mevvu'i, ben konuyla ilgileniyorum. Muhtemmun bi, yani mazi değil bu defa. Muhtemmun ismi mefuldür. İsim meful kalıbından sonra bile gelir diyor. İzdâde adedul bahisîne an el-amri fi's-senavâti el-ahîrati. İş arayanların sayısı son yıllarda arttı. İzdâde arttı. Ne arttı? Adedul bahisîne, arayanların sayısı arttı. Son yıllarda iş arayanların sayısı arttı. Hel ta'rifu, diş bakım yöntemini biliyor musun? Hel ta'rifu ente, sen biliyor musun? Ni? Tarikatel ihtimami bil esnani, dişlere önem verme yolunu, yani yöntemini biliyor musun? Ne bir ayet verildi? Meryem 46, Haşr 9. Burada geçen harfi cerlere bakın demiş. Vellezine tebeveuddara vel imane min. Harfi cerri geçmiş. Çeşitli harfi cerriler var. Kendiniz zaten görebiliyorsunuz. Verilen harfi cerri fiillerin anlamlarını ezberleyin. Bu sözcüklerle oluşturduğunuz anlamlı cümleleri arkadaşlarınızla paylaşın demiş.
kalıp ifadeler et tamiratu fil lügati'l arabiyyeti a'cebe yu'cibu beğenmek, hoşuna gitmek, hoşlanmak. Bu fiili zaten görmüştük. Türkçe'de beğenme fiili öznenin aktif durumda kullanıldığı, dolayısıyla bir şeyi beğenmek biçiminde nesne alan bir yüklemdir. Arapça'da bu ifade a'cebe fiiliyle kullanılır, ancak Türkçedekinin tersine beğenilen nesneyi özne, beğeneni nesne durumuna koyan bir kullanılış özelliğine sahiptir. Bakalım. A'cebel kitabu aliyyen. Yani şimdi burada açıklamış galiba, bitişik nesne zamirleri doğrudan a'cebe bitişirler. Onun hoşuna gitti, senin hoşuna gitti, benim hoşuma gitti anlamı kazandırır. A'cebel kitabu aliyyen. Fail hangisi? El kitabu. A'cebe hoşuna gitti. Kimin hoşuna gitmiş? El kitabu. Kitabın hoşuna gitti. Kim? Aliyen Ali. Yani kitap Ali'yi beğendi manasına gelir. Eğer şuraya dikkat etmezsen. Diyor ki A'cebe kitabu Aliyen. Kitap Ali'nin hoşuna gitti. Manaya dikkat etmek gerekiyor. Sanki izafet varmış. Muzaf, muzafın ileyh varmış gibi. Çünkü kalıp ifade bu. Kalıp ifadelerde dikkatli olmak gerekiyor. A'cebet es'iretu imtihani et-tullabe. Sınav soruları öğrencilerin hoşuna gitti. Kimin hoşuna gitmiş? Öğrencilerin. Et-tullabe ama et-tullabu değil. Buna dikkat etmenizi önerir ve devam ediyorum. Hel yu'cibu ki hadel mühendisu ya Leyla. Bu mühendis senin hoşuna gidiyor mu Leyla? Yani bu mühendisi beğeniyor musun? Hel tu'cibu ke hadihil mümerivvatu ya Halid. La, hayır, la yu'cibuni hadel mühendisu. Hayır, bu mühendis benim hoşuma gitmiyor. Nam evet veya da tu'cibuni hadel mümerivvatu. Bu hemşire hoşuma gidiyor. A'cebethu es-suratu. Resimun hoşuna gitti. A'cebet hoşuna gitti. Hu, onun hoşuna gitti. Es-suratu resim. Es-suratu merfu ama görüyorsunuz. A'cebeni hadel film. Bu film benim hoşuma gitti. Yani aslında a'cebe yani hoş etti. Ni beni mutlu etti, keyifli etti. Ne hadel film, şu film demektir de o şekilde çeviriyoruz. Evet, bu fiilin diyor ismi ful formu ba harfi cerri ile birlikte mu'cebun bi kalıp ifadesiyle kullanılabilir. Ene mu'cebun bike, ben seni beğeniyorum. Ene ben mu'cebun, beğeniyorum bike seni. Ene ben mu'cebetun bike, ben seni beğeniyorum. Fark ne? Mu'cebun, mu'cebetun. Biri müennes, biri müzekker. Hüve mu'cebun bi hadihil medineti. O bu şehirden hoşlanıyor. Yani bu şehri beğeniyor. Şimdi hiye yapıyor. Tekrar müennesini kullanıyor. Aynı cümle. Ene mu'cebun bir tida il melabisi sufiye. Yünlü elbiseleri giymekten hoşlanıyorum. Sufi yünlü demek. Bizde ise sufi farklı manalarda kullanılıyor olabilir. Bu ifadeyle soru sorulurken aşağıdaki uslubu kullanırız. Naam evet, soruyu önce bir alalım. Hel e'cebeke hadet ta'am. Bu yemek senin hoşuna gitti mi? Naam evet, e'cebeni hadet ta'am. Bu yemek benim hoşuma gitti. Hel tu'cibuhu mumarasatu riyada, spor yapmak onun hoşuna gidiyor mu? Naam evet, tu'cibuhu mumarasatu riyada, spor yapmak onun hoşuna gidiyor. Fi mahal malabis er-ricaliye, erkek giyim mağazasında bir diyalog. Müşteri ve satıcı arasında geçiyormuş. Satıcı diyor ki hel yu'cibuke hadel kamisu, bu gömlek hoşunuza gitti mi? Müşteri diyor ki la, hayır. Nakasuhu kebirun, bedeni büyük. La hada, peki bu? La, hayır. Levnuhu, onun rengi. La yu'cibuni, rengini beğenmiyorum diyor. Ve la hada, ya bu? La, hayır. La uhibbu elvana elgamikate. Az da okuyamadım. Koyu renkleri sevmiyorum diyor. La uhibbu, ben sevmiyorum. Elvane, renkleri. Elgamikate, koyu. Ve la hada, peki şunu beğenir misin? Bunun hakkında ne dersin? La, hayır. Kumaşuhu la yu'cibuni, hayır. Kumaşını beğenmiyorum. Hiçbir şey beğenmiyor. Ve la hada ve la dake,
Peki bu veya şu la yu'cibuni eyyü vahidin, hiçbir hoşuma gitmiyor. Öyleyse bakalım ne diyecek? Asif üzgünüm, bizde satılık gömlek yok. Leysa indena kamisun lil bey'i, satış için, satışa yönelik gömlek indena, bizde leysa yoktur. Şimdi leysa, hatırlayın önceki ünitelerde ne tür bir kelimeydi, ne iş yapardı? Kamisun merfu mesela, indena nesi olur, kamisun nesi olur, bir hatırlayalım. Allahu yu'dike el-afiyete, kolay gelsin, Allah sana afiyet versin demek esasen. Allah Allah yu'di versin, ke sana ne versin, el-afiyete afiyet, sağlık, sıhhat versin. Allah mübteda olur, yu'di a'da, yu'di ifal babından muzari ve fail olur, ke meful bihi olur esasen. El-afiyete ikinci meful bihi olur. Burası fiil, fail, meful birlikte fiil cümlesi olup, meful buna katmayalım, fiil, fail birlikte fiil cümlesi olup lafzatullah'ın cümle olarak, fiil cümlesi olarak haberi olmaktadır. Allah yu'adike el-afiyete, kolay gelsin. Allah yu'afike, fiki, şükran, sağ ol, teşekkürler bayan olduğu için, ki diyor. Gördüğümüz bir iyilik karşısında karşımızdakine iyi dileklerimizi sunmak istediğimizde aşağıdaki ifadelerden herhangi birini gayet rahat bir şekilde kullanabilirsin. Cezakallah hayran, Allah seni hayırla ödüllendirsin. Cezakallah, Allah cezanı versin demek değildir yani. Türkçedeki ceza başka, Arapçadaki ceza başka. Daha önce anlatmışımdır. Türkçede ceza olumsuz manadadır, değil mi? Yani bir sıkıntı vermek gibi. Arapçada ise ceza bir karşılık demektir. İşte hayır da olabilir, şer de olabilir. Bu yüzden hayır olduğunu ifade ediyor yani. Allah hayır ile karşılık, yani seni hayırla ödüllendirsin. Allahu yuhallike, Allah seni saklasın, korusun. Allahu yahmike, yine saklasın, korusun. Hafezake Allahu, Allah seni korusun. Hayyake Allah, Allah seni yaşatsın. Etale Allahu umrake, Allah uzun ömürler versin manasına geliyor. Maide 100 Tevbe 25. Kendi kalıp ifadeleri tespit edin. Hangi kalıp ifadeler geçebilir? Yukarıda ne anlatıldıysa onlardan biri geçmiştir diyerek geçtim. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Kimilerde selamın yazıyor, değil mi? İnternette selamın yazdığını çok görüyoruz. Selamın değil, mun. Selamun. Başta eliflam varsa esselamun olmaz zaten. Eliflam varsa esselamu, tek ötre. Eliflam yoksa selamun, iki ötre. Esselamu aleykum. Elleme, bugün derasna öğrendik. Ne öğrendik? Derasefi na nedir burada? Derasna. Derasna. Ne öğrendik? İsmi fail ve isim meful türetmeyi, iştikak türetmek demek. Türetmeyi öğrendik. Neyden? Münerefe'alis sülasiyyeti el mücerradeti el mezideti. Mezid olsun, mücerred olsun, sülasi fiillerden ismi fail ve ismi meful türetmeyi bugün öğrendik diyor. İsmi fail katip, ismi meful mektup. Unzuru ya sabura, tahtaya bakın diyor. Buna burada var, ne var? Emsile tu min. İsmi fail, ismi meful, ismi fail ve ismi meful örnekleri var burada. Hem de ne demiş? Müştakkatun, müştakkatun, müştaktır, türemiştir, doğmuştur. Münerefe'nir mezideti, mezid fiillerden. Müştakkatun da bu arada isim meful oluyor, fark ediyorsunuz. Örnekler verilmiş. İctema'dan müctemi', müctema'. İsmi fail ve isim mefulleri görüyorsunuz. Tekellemeden mütekellim, mütekellem. Kıraetun, bir okuma parçası. Fi merkezi tesevvuk. Kıraetun fi merkezi tesevvuk. Alışveriş merkezinde. Kânel cevvu, hava idi. Neydi? Bariden soğuk idi. Kânel ismi, kânel haberi. Fi yevmis sebti, cumartesi günü. Ene ben ve aileti ve benim ailem. Kararına, karar verdik. Ezzehabe, gitmeye. İla merkezi tesevvuk, alışveriş merkezine gitmeye karar verdik. Ene ben ve uhti ve kız kardeşim ve evi ve babam ve ümmi ve annem. Künna, biz idik. Neydik? Talibine, istiyorduk. Şirae, satın almak.
Şirâ'e bâzı'l-eğrâzı li-enfusina, kendimiz için bazı eşyalar satın almak istiyor idik. Kuntu, ben idim. Uridu, ene, ben istiyordum. En eşteriye, satın almak. Levazimel medreseti, okul ihtiyaçları. Min mahallil kırtasiyeti, kırtasiyeden satın almak istiyordum. Ve kânet uhti, kız kardeşim idi. Kız kardeşim idi, kız kardeşimden maksat Muna, yani kız kardeşim Muna, turidu, istiyor idi hiye, o en eşteriye, satın almak, en eşteriye hiye, melabise cedideten, yeni elbiseler almak istiyordu, min mahallil melabisi, nereden, mağazadan. Ve kânet ümmi, annem de idi, turidu hiye, o annem idi, istiyor idi, ne istiyordu, en eşteriye, satın almak, levazimel beyti, ev ihtiyaçlarını, nereden, mine süpermarket, süpermarketten onları satın almak istiyordu. Ve kâne ebi, babam idi, yuridu, istiyor idi, hüve, o baba, en yeşteriye, satın almak, edevati saydı semeki, balık av araç gereçlerini, balık avlamak için gerekli malzemeyi, min mahalliha, yerinden, nerede satılıyorsa oradan balık avlama malzemeleri almak istiyordu. Evvelen, evvela, öncelikle, zehebna, biz gittik, ila mahallil kırtasiyeti, kırtasiyeye gittik, ve işterayna. Daha önce ulama hemzesi demiştik. Hemzeye vasıl demiştik. Başta vav veya fa olursa baştaki hemze okunmaz demiştik. İşte yine bir örnek yani. Veşterayna. Aslında ve işterayna. İftal babından değil mi? İftal babından mazi. Başta vav var. Hemze okumuyorum. Veş. Vav'dan şine geçiş yapıyorum. Veşterayna. Biz satın aldık. Mibraten. Mibraten kalem tıraş demek. Bir kalem tıraş satın aldık. Ve mimhaten, ve bir silgi. Ve misdaraten, ve bir cetvel. Ve kaleme rasasin, ve bir tane de kurşun kalem. Ve kaleme cibrin, bir tane de cibir kalemi, yani dolma kalem. Ve eklamen mülevveneten, ve renkli boyama kalemleri. Ve mi'daden, ve bir abaküs, ve de baseten, ve bir de zımba satın aldık. Sümme sonra intekalna, biz geçtik, gittik, ila mahallil melabisi, giyim mağazasına, ve ştarayna, ve biz satın aldık, li uhti, kız kardeşim için, tenevveraten, cemileten, güzel bir etek aldık, ve kamisan, ebyad, ve beyaz bir gömlek aldık. Cemile güzel demek. Güzel bir etek ve beyaz bir gömlek aldık. Kânet idi tahtacu, ihtiyaç duyuyor idi. Kim? Hiye, kız kardeşi. İlel ehdiyeti ehdiyeti şeteviyeti. Eyvan. Aynı şekilde bir de neye ihtiyacı varmış? Kışlık ayakkabıya ihtiyacı var idi. İhtiyaç duyuyor idi. Ve iştereyna, biz satın aldık. Leha, onun için cizmat, çizmeler satın aldık. Bu niye? Kahverengi. Kahverengi çizmeler satın aldık. Kânet idi mübtesimmeten ba'del hurûci minel mahalli. Oradan, yani giyim mağazasından çıktıktan sonra gülümsüyordu. Mutlu idi kız kardeşim. Ba'el itmâmi levâzimi uhti ve ene, benim ve kız kardeşimin ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra zehebnâ, gittik, ilâ mahallin, bir yere. Öyle yer ki bu. Ne için bir yer, ne işe yarar? Libbey'i, satın almak için, edevati saydi, av malzemeleri, araç gereci satın almak için bir yere gittik. Ve iştera, satın aldı ebi, babam, sinnaraten, sinnara, sinnaraten, sinnaraten kelimesi
olta manasına geliyor ve şebeketen ve bir ağ. Bir olta, bir de ağ satın aldı. Niye? Lisaydil esmaki, balıkları avlamak için. Sümme sonra ve vayna, biz koyduk el-ıraza, eşyaları nereye koyduk? Fi seyyaratina, arabamıza. Ve vehebna, ve biz gittik. Nereye gittik? Ile süpermarket, süpermarkete gittik. Niye? Li levazimil beyti, ev ihtiyaçları için. Ve işterayna, satın aldık. Minel muallebat, muallebilerden. Yani konserve gıdalardan. Vel mekulati, ve yiyeceklerden. Vel meşrubati, ve içeceklerden. Min enva'il muhallelati, turşu çeşitlerinden. Ve minel mukesserati, kuru yemişlerden de satın aldık. Ne gibi kuru yemiş? Misle, örneğin diyor. Bundukin, bunduk yani fındık gibi. Ve fıstıkin, ve fıstık gibi. Ve bederin, ve çekirdek gibi. Ve levzin, ve badem gibi kuru yemişlerden de satın aldık. Ve varna, ve biz koyduk el müşterayati, müşterayati satın aldıklarımızdı. Fil ekiyasi, poşetlere. Udna, ve biz saydık mesrurine ilel beyti. Udna, döndük mesrurine, mutlu olarak ilel beyti, eve. Sevinçli bir şekilde eve döndük. Tedribatu, ismi faal ve isim mefullerini yazınız. Yazılmış işte. Faaleden ne gelir? Fail gelir. Yani üç harfli fiilden nasıl geliyor? Fail kalıbında gelir. Tereke, fetehe, medehe fark etmez. Hepsi de arkadaşlar. Üç harfli fiil olduğuna göre fail kalıbında gelecek. Yani ne demek? İlk harf feta, ikincisi hareketsiz bir elif olması gerekiyor. Üçüncü harf görüldüğü üzere her birinde esre, esre, esre geliyor. Dördüncü harf hareket vermemişler. Çünkü değişken zaten. Yani bu feta da olur, ötre de olur, esre de olur. Sonuncu harfin bir önemi yok. Hemen sol tarafta isim mefulleri görmekteyiz. İsim meful olabilmesi için başına fethalı bir mim geliyor. Üç harfli fiillerde fethalı mim gelir. Sonuncu harfin bir sağda vav olur. Vav olduğuna göre vav da sağında ötre ister. Bunu da unutma. Menzur, mehcur, meşrub, mebbur, menşur, memnu şeklinde devam ediyor. Şimdi 3 harften fazla olana geldik. Örneğin 4 harfli kessara, fettaha diye devam ediyor. Ekrama. Değişik baplar da var. Kessara'dan nasıl yaparsın? İsmin meful yapma biçimi nedir? Kessara'dan isim meful yapmak istiyorsan evvela muzaresini bilmen lazım. Kessara, yu kessiru gelir değil mi? Yu kessiru. Yu kessiru. Neydi? Muzar tarifini atıp yerine zammele bir mühim eklenecek. Yu kessiru olur sana. Mükessiru. Sonuncu harfe de bir tane daha ötre eklersin. İki ötre yapar. Temin olur. Mükessirun. Alttan isim fail. Bu sonuncu harfin bir sağ esri olduğu için isim fail. Feta yaparsan, mükesser yaparsan bu defa isim meful oluyor idi. Burada gördüğün tüm kalıplar için bu geçerli zaten. Ve işlenmiş idi. İsmi fail yapılanın cümlelerin karşısına yazın demiş. Gafara Allahu ed-dunube. Gafara gafir. Kedebe yekdibu kadib. Muzat harfini sil. Kedebe yekdibu. Üç harfli mazisi değil mi? Kedebe. O zaman kadib ismi fail kalıbı. Şahsun bir şahıs. Ki yüderrisu. Yüderrisu ders veriyor. Fil camiati üniversitede. Buradaki fiil yüderrisu yani. Şahstan gitmeyin. Derrase yüderrisu müderrisun. Dört harfli fiil. Muhammedun ersele, ersele fiil, yursilu muzarisi olur, mursil şeklinde ismi faili gelir. Erracülü fetteşe, fetteşe müfettiş ismi fail. Uygun harfi cerlerle doldurun demiş. En ergabu fi dalik. Hade şi'ru yetekevvenu min beyteyn. Yetekevvenden sonra min gelir. Ergabından sonra fi gelir demek istiyor. Estemi'u ila hasaltu ala en ebhasu an hel tehtemu bi. Hel teştabu ila veya li.
Şurbu şay fil leyli yüessiru ala veyafi. Yani hangi kelimeden sonra hangi harfi cer geleceğini ezberlediniz mi diye bir test sorusu idi. İbarenin yani yazının, cümlenin yapısına uygun sözcüklerle doldurun. Cezakallahu hayran. Allahu yuhalliki. Yukarıda geçmişti bunlar. İyi bir karşılık vermek için kullanılacak cümleler idi. Parantez içinde verilen fiillerden uygun olanıyla doldurunuz. Burada hem irab hem de mana önemlidir. Hel encebetke, hoşuna gitti mi halil kahveti, şu kahve? Ya Ahmet, Ahmet ne dersin? La yu'cibuni faslu şitai. Fatime tu mu'cebetun. Artık dediğim gibi manayla ve irab ile alakalı olarak onlar seçildi. Ve biraz ayrıntısına bakalım. Hel e'cebet ki yerine mesela e'cebet seçsen ne olur? Hel mı mi mu hadihi bu el kahvetu kahve ya Ahmedu Ahmet. Hel e'cebe e'cebet ki değil de hel e'cebe hoşa gitti mi? Kimin hoşuna gitti mi? Hüve onun. Bir defa e'cebe müzekker hadihi müennes el kahvetu müennes. Bunlar ile uyumlu olmaz yani değil mi? E'cebet müennes fiil. Neden? Cümlenin devamında mühendis kelimeler olduğu için. Bu ise müzekker olamaz. Mu'cebetun ise zaten nedir? İsmi mefuldür. Yine içerisinde bir fail, meful, bir zamir taşımıyor. Mu'cebune. Bu ise cimi. Burada Ahmet'ten bahsedilmiş. Mu'cebe de mühendis değil, Ahmet'ten bahsedilmiş. Yani buradaki fiil de mühendis ama en azından bir zamiri var. E'cebetke olur. Yu'cibuni. Hel yu'cibu ni. Burada ise kendisine sormuş oluyor. Yine uygun değil yani. İkiye baktığında la yu'cibuni faslu şita'i. Yaz mevsimi hoşuma gitmedi. Beni hayrete düşürmedi. Çünkü uhibbu ben severim faslı sayfi. Ben kış mevsimini, ben yaz mevsimini seviyorum. Kış mevsimi hoşuma gitmedi diyor. Yu'cibuni silip mesela yerine e'cebe koysan ne olur? La e'cebe olmaz. La mazinin başına gelmez. Mu'cebetun. La mu'cebetun. Hoş değildir. Faslu şitai. Olabilir mi? Uzaktan bir ihtimal olabilir ama benim hoşuma gitmiyor. Beni hoş etmedi demek istediğinde bu olmaz. Çünkü ben manası mu'cebetun'da yok. Mu'cebune de olmaz. Diğerlerinde de olmaz. Çünkü ben manası onlarda yoktur. Niye ben manası ifade etmek isteyeyim ki? Cümlenin devamında uhibbu. Çünkü ben, çünkü yazma, çünkü ben ekliyorum. Uhibbu faslas sayfe. Ben kış mevsimini seviyorum diyor. Ben diyor yani. Bu yüzden burada ben manasında bir kelime aradım ve o sadece işte yu'cibuni de var. Fatma'ya bakarsan müfredle müennes olduğunu görürsün. Tıpkı mu'cebetun'da olduğu gibi. Müfredle müennese müfredle müennes geliyor. Fatıma, Fatma nedir mu'cebetun? Şaşmıştır, hayran kalmıştır. Bihadi tenevverati. Şu etek sebebiyle kesiran hem de çok hayran kaldı. Ezunu ben zannediyorum ki enneha o seteşteriha onu satın alacak diyor. Dörde bak müfet müennese müfet müennes yani o yüzden seçildi. Dörtte kalu li innehum onlar demiş cimi kullanmış müzekker kullanmış öyleyse ona uygun ne gelecek? Mucebune gelecek. Niye? İnne ismin nasf haberini raf eder ismuhum haberi mucebune. Haberi raf edilmiş durumda değil mi? Cem müzekker salim kalıbı bu. Vav ile merfudur. Hum ise zamir mebni. Mebnidir mahallen yapılır. Mahallen bu kelime mensup yani. İnneyi silersen hum mucebune. Mübteda haber olur bunlar. Mübteda haber de bildiğiniz üzere çeşitli yönlerden uyum içerisinde olması gerekirdi. Bunlardan bir tanesi de müzekker mühendisliktir ve bunlar uyumludur yani. Müfettesine cemi olarak uyumludur. Buraya mucebetin yazarsan olmaz. Ondan dolayı yonci bunu yazsan olmaz çünkü müfrettir. Bu ise cemidir. Encebet yazsan olmaz çünkü müfrettir. Cemidir burası. Meşe geçelim. Mesne'una encebe. Mesne'i fabrika demek. Mesne'una bizim fabrikamız encebe. Hayrete düşürdü. Hüve o fabrikamız kimi? El mühendise. Mühendisi el cedide yeni mühendisi. Hayrete düşürdü. Hoşnut etti.
Şimdi burada mesna kelimesi müfret ve müzekker. Bu yüzden encebe seçilmiş. Nitekim cümlenin devamında da müfret ve müzekker bir kelime gelmektedir. Buraya gelip sen müncebetün yazamazsın. Müennes de müncebuni cemidir. Encebet ki şahıs belli. Müncebuni ise ben demek. Oysa bu özellikler hepsi mühendisle alakalı olduğundan encebenin getirilmesi zorunlu. Zaten bir iki tanesi zorunlu oldu mu gerisi doğruya uygun olanı seçmen gerekir. Yerine kaldıysa onlar içerisinde seçmen gerekir yani. Uygun olanı ile doldurun demiş boşluklar. Yine benzer şey. Hum nedir? Cemidir, müzekkerdir. O zaman cemi ve müzekker bir kelime var. Aynı zamanda merfudur. Yani mevli bu. Nereden anladın merfu olduğunu? Cümle başında mübtedadır çünkü. Sana haber lazım. Bu olabilir mi? El meşrubat olamaz. Çünkü cemi müennes salim bu. Buysa cemi müzekker idi. Bu da cemi müennes salim. Yani cemi müzekker salim. Evet ama merfu değil. Mesruratan ise tesniyedir. Dahi bunun olması zorunludur. Mana bilmene gerek yok. İkiye baktığında hunne demiş. Hunne nasıl bir zamirdir? Ya burada zamirleri biliyor musun şeklinde gidiyor şu anlık. Hunne cemidir, müennestir, merfudur. Ne olabilir o? Sadece müptesimatun olabilir. El meşrubat olmaz mı? Şundan dolayı olamaz. Merfu değil. Çünkü hunne mübteden müptesimatın ise haber olacaktır. Üç iştarat el mekulat el meşrubati. İştarafi tufal el mekulat mefulu bih aynı zamanda matufun aleyh vav atıf harf el meşrubat ise matuf olacaktır. İrabların tutması gerekir. El mekulata uygun olan ne gelir? El meşrubat gelir. Neden yani? Şimdi düş daha ayrıntıya girelim. İştirafi tufa el mekulati mefuldür, mensuptur. Nasıl alamet esre? Çünkü cemi müennes salimdir. O zaman sana lazım? Atıf harfi olduğuna göre yine mensup bir kelime lazım. Mensup ne var burada? Mesela caiine mensup, el meşrubati mensup. Başka da mensup yok. O zaman caiine diyelim. El mekulati iştirafi el mekulati. Biz yiyecekler satın aldık. Caiine aç olduğu halde. Caiin aç olduğu halde demek olur. Oysa ve daha ne satın alır? Ve daha demektir. Daha bir şey satın almış olman lazım. Mantık olarak baktığında el meşrubat gelmesi gerekir. Parçalara zaten böyleydi. Dördü bak. Adet Aişetu ve Fatımetu minel medreseti huma demiş zaten. Huma hem tesniye hem merfu hem müennestir. Bu kadar özelliği taşıyan yalnızca hangisidir? Mesruratanidir. Başka var mı? Başka yok. Zorunlu olarak seçilir. Kânel müderrisûne kân ismi nasıl haberini raf eder. İsmi burada. Yanlış söyledim herhalde. Haberini nasip eder, ismini raf eder. El müderrisûne ismidir, raf etmiş. Niye müzekker salim raf alameti? Vav câiine haberidir, mensup nasıl alameti yağdır. Zorunlu yani. Arapçaya çevir, Türkçe'ye çevir soruları. Çevrilmiş zaten. Bu kitap benim hoşuma gidiyor. Yu'cibu. Ni hadel kitabı diyebilirsin veya ene mu'cebun bi hadel kitabı diyebilirsin. Ali'nin defteri öğretmenin hoşuna gitti. A'cebe el muallime defteru aliyin. Bu yemeği beğendin mi? Halit diyor. Hel a'cebe ki hadel da'am. Ya Halit. Müzik dinlemek hoşuna gidiyor mu? Selma. Hel yu'cibu ki el istima'u del musiki ya Selma. Hel enti mu'cebetun bil istima'i musiki ya Selma. İki şekilde sorulabilir demiş. Ev temizlemek hoşumuza gitmiyor. La yu'cibuna tenzifu'l beyti. Lesna da diyebilirim diyor. Lesna mu'cebine bi tenzifil beyti. Fark ne? La fiilin başında kullanmış. Leysen çekim yapılmış. Lestu lesna mazi çekimi. Ardından isim getirilmiş. Türkçe'ye çevir demiş. Çevirmiş zaten. Hel teştakine ila ummuki anneni özlüyor musun? Kime yönelik? Bir kadına yönelik sorulmuş. Hasal el la'ibu alel merkezil evveli fil mübarati. Oyuncu karşılaşmada birinciliği elde etti. Yerğabu Mustafa fis seferi ila Avrupa. Mustafa Avrupa'ya gitmek, yolculuk yapmak istiyor diye diğer şıklarda devam ediyor. Ona bakalım. Üçlü köklerini bulunuz. Müteşekkirun ismi fail olarak okudum. Şekera. Müteşekkerun ismi mefru olarak okudum ama kalıp yine aynı yani. Şekeradır.
müteşekkirun teşekkara, teşekkürü teşekkür, tefaale yetefaalu, tefaul babu, tefaul babından ismi fail veya ismi meful olarak değerlendirebilirsin. Kefe vereceğin harekeye bağlı idi. Mütekebbir, tekebber, yetekebbiru, tekebbürün, mütekebbirun, mütekebberun, kebura, sülasi mücerredi. Mütebessimun, burada hareket verilmiş ama. Mütebessim, tebesseme, yetebessim, tebessüm, tefa'ul babından yine isim fail olarak gelmiş. Harekesinden belli. Beseme, mübarek, bârekeden, mübarek, bâreke, yubâreke, fa'ale, yufa'ilu, mufa'ale babu. Mücellid, cellede, yücellidü, tecrid, tef'il babından ismi fail. Mübarek ise isim meful idi. Müstensih, istinsah etmek. Neseha, manensah, min ayetin. Müstensih, istenseha, istensihu, istifal babından ismi fail. Müsteykiz, isteykaza, ismi yine aynı şekilde istifal babından ismi fail. Müsteşfa, isteşfa, isteşfi. İsteşfa, yes, teşfi, istişfa, müsteşfi, müsteşfa isimli ful, şefadan geliyor. Müşekkel, şekeleden isimli ful, mütekevvin ismi faildir, kemene kökünden. Kemenin aslı da yani kâne, kemene, kâne, elifin aslı vav'dır diyor, kevene. Son sorulara geldik, hangisi ismi faildir diyor, ismi fail arıyoruz. Edirne, mür, sil, aynel fiilin esir olmasından bunu anladım. Diğerleri böyle değil. Demek ki diğerleri isim, meful. Hemen ikiye geçelim. Mükesser, yapı olarak nasıl bir sözcüktür? Mükesserun, son harfin bir sağ fethi olduğuna göre ismi meful. 6, 6 çizili sözcüğün türü seçeneklerden hangisinde doğru verilmiş olabilir diyor. İktesebel bai'u kesiran min hadel müşteri. İsmi faildir. Müşteri. Sonuncu harfe bakacaksın. Sonuncu harf burada ra olarak gözükmekte. Ya değil zaten. Sonuncu harfin bir sağına bakacağız daha doğrusu. Sonuncu harfe değil. Sonuncu harfin bir sağı esre ise ismi fail, fetha ise ismi meful olur demiştik. Bu te değildir. Ra'dır. Ra'ya baktığında ra esrelidir. Esre yok burada. Müşteri okuyoruz. Müştera değil. Müşteri diye okuyoruz. Estreli okuyorsun yani. Dolayısıyla ismi fail olur. İsmi fail yani Edirne. 7 nokta 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 hüve şahsun yestağfiru. Hangi sözcük gelir buraya diyor 7'de. Burada adeta bir kavram açıklanıyor yani. Hüve o nedir? Şahsun bir şahıstır ki yestağfiru bağışlıyor. Bağışlamayı istiyor. El müstanfer ismi meful, el müstekber isim meful, el müsteşfa isim meful, el müstevfir isim fail, el müsteşrik demiş, müsteşrik isim fail, iki tane isim fail var, Bursa ile Diyarbakır, müsteşrik başka bir mana, müstevfir başka bir mana, yestevfirunun kökünden olan el müstevfirdir, Bursa'dır, bu yüzden Bursa seçilir. 3. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Ene ben neyim diyor. Amilu bin işçiyim Türkiye, Türkiye'den. Davletun. Davletun veya da ben neyim? Bir masayım. Ben bir masa olabilir miyim? Ben bir masa olamam. Demek ki daha Ceyhan yani. Kadimun yolcu, şair olabilir, talip olabilir, müzekker mühendis olabilir. Burada sadece maksat mana uymuyor yani. Bir insanın kendi kendine ben bir masayım diyebilir mi? Ceyhan hatalı bir şık. 8. Encebethu hadihir riyalatu. O bu sporu severek yapıyor. Hadi canım yor dedi. Ediyor, gidiyor. Denizli, Bursa, Adana yor takısından direkt elendi. Ceyhan kaldı, Edirne kaldı. Bu spor onu rahatlattı. Rahatlatmak yok. Hoşa gitmek var. Encebe fiili var. Dolayısıyla Ceyhan'dır. Encebet mazi fiil arkadaşlar. Geçmiş zaman. Di, di, du şeklinde bitmesi gerekir. Yor, yor, yor olamaz yani. Edirne'de manadan elendi. Rahatlattı da neymiş.
4 noktalı yere hangi kelime gelir veya gelmez? Edhulu giriş, yani camiat üniversite, metrukun terk edilmiş, mefrukun açılmış mı artık, maşuk, merfu, memnu, neyle alakalı? Manayla alakalı. Üniversiteye giriş bugün yasaktır, memnun, Denizli. 9. Cezakallahu hayran, Allah seni cezalandırsın, seni hayırla ödüllendirsin, affetsin, korusun, hayrını vermesin. Yani ceza kendisinin manasını biliyor musun demek istiyor aslında, cezalandırsın derken. Bursa, bunu işlemiştik. 5. Lemma hasale nokta nokta nokta, hasale fiili hangi harfi cer ile kullanılır sorusu bu. Cevap Adana, eğer ezberlediysek bunu zaten biliyoruz. Eyyü hidme, hangi beden, emir, buyur, ne arzu, hizmet alabildiniz mi gibi çeşitli şeyler yazılmış. Ne arzu edersiniz, nasıl yardımcı olabilirim gibi manalara geldiği, yani Denizli olduğu açıklanmıştı. Öyle görünüyor ki bitti arkadaşlar. Evet, bitmiş. Hayırlı olsun diyoruz.